güneşi görmedik. 4 gün güneşi görmediğimiz için de Haiti'nin Cunova'da bazı pamuklar içinde toprağa hakiki gübre olarak, kazanç olarak gelecektir. Daha çok şey yapar, verimlilik alırız. Evet, perşembeden sonra bir giriş var. Cuma günü oldukça yoğunlaşıyor bu tozlar ama güzel bir haber batı için. Yağmurla beraber bu sefer gelecek. Bu tabii toprağa direkt enjekte olacağı için çok daha verimli bir sisteme neden olacaktır yani şeyde. Şimdi Sahra'dan geliyor. Şimdi Arabistan'dan da gelebilir. Sahra'dan da gelir ama bizim Batı Anadolu'ya Sahra'dan, Sahra Çölü'nden direkt toz gelir. Güneydoğu Anadolu'nun verimliliğini de Arabistan çöllerine borçludur. Güneydoğu özellikle Çukurova gibi oradaki ovaların hepsi verimliliklerini Arabistan çöllerine borçludur. Bütün çöllerin kimyası farklıdır. Hepsinin kil minerali farklıdır. Yani farklı farklı şeyler vardır ama sonuçta hepsi birer besleyici elementtir. Bize Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu ise Arabistan'dan gelir genellikle ve Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni Arabistan'dan gelen çöl tozlarıdır. Bizim de verimli olmamız nedeni de Sahra'dan gelen çöl. Şu anda daha çok gene Sahra'dan geliyor. Yani çok büyük çoğunluk Sahra'dan geliyor ve Cuma günü özellikle Cuma bütün Türkiye'yi gene kaplayacak. Yani bu yılın diğer yıllardan biraz daha farklı bir özelliği var. Şimdi normalde Mart sonundan itibaren yoğunlaşır çöl tozları. Çöl tozları hep gelir. Yani her zaman için gelir. Çünkü çöl tozu yoksa havada yağmur da olmaz. Yağmurun yağması için çöl tozu olmazsa olmazdır yağmurun. Bu kez biraz daha uzun sürdü çöl tozları ve yoğun bir şekilde geliyor. Hala yoğun bir şekilde geliyor Mayıs ayında. Biraz rüzgarlar çok arttı bu ara. Yani küresel ısınmanın da büyük etkisidir. Rüzgarlar artar, şiddetlenir. Tabii rüzgarlar şiddetlendikçe daha çok toz kalkıyor şeyden, Sahra'dan. Daha çok kil minerali kalkıyor ve çöl tozları daha çok geliyor. Yani gübre zaten bildiğiniz çöl. Hayır. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Çöl tozu derken kompakt düşünmeyelim. Biz bunları tabakalı silikat deriz ve bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Besleyici element vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey. Amino asitlere kadar. Ve bunlar eğer yağmurla inerse aşağı çok çok daha verimli bir yıl geçiririz. Anadolu kaplayacak yani tamamen. İşte o dönemde yağmurla beraber havada bir şey kalmayacak, tertemiz olacaktır hava. Güzel uzundu. Şimdi yeniden ekmeye çalışıyorlar. Yani çok güzel, çok şahane ama 4 günde böyle güneş görmeyince gerçekten o şeyde su çatısından yaptığımız şeyi bayağı yani bildiğin deniz gözükmüyordu. Arka tarafı rahat deniz görüyorsun normal şartlarda.